Öncelikle tekrar bir günaydın diyorum sevgili konuklarımıza, sayın Teşekkürler. konuklarımıza ve izleyenlerimize ve sizlere. Tabii ki sonuçta bu bizim için çok büyük bir ilerleme. Hani onu diyorum, dün o coşkuyu, o haberi aldıktan sonra çırpınırdı Karadeniz türküsü daha anlamlı gelmeye başladı. Daha çok duygusal bir an yaşadık aslında. Hem 10 Kasım'ın Atatürk'ü anmamız hem de Atatürk'ün biliyorsunuz özellikle Kafkasya politikasında Azerbaycan'a çok büyük bir ehemmiyet veriyordu. Kendisi Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir, hüznü hüznümüzdür demiştir. Ve Türkiye'nin Kafkasya'da bulunması, özellikle Büyük Türkistan coğrafyasıyla organik bağının bulunmasına çok büyük önem veriyordu. Hatta hatırlarsınız belki İran'dan alınan 14 kilometrelik dil ucu mevkide Türkiye ile Nahçıvan arasında küçük de olsa ama sonuçta önemli bir organik bağ sağlayan ve bugün de Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki koridorun da açılmasıyla beraber, karayolu ile beraber de başka bir organik bağ sağlanarak bugün Türkiye ile Azerbaycan arasında direkt bir organik bağ oluşmuş oluyor. Tabii sonuçta bu iyi bir gelişme ama bunu ben tabii bazı yerlerinde asimetrik değerlendirmeye çalışıyorum. Çünkü özellikle Azerbaycan ordusunun Azerbaycan'ın tümünü, özür dilerim, Karabağ'ın tümünü alma şansına sahip olmuşken ve ordusu, muzaffer ordusu tam anlamıyla tekrar bütün toprakları milli hale getirme durumundayken Rusya araya giriyor ve tekrar bir ateşkes ilan ediyor. Ve tabii bu ateşkeste özellikle Ermenistan ordusunun artık Azerbaycan ordusu karşısında dayanacak gücünün kalmaması, özellikle Paşinyan'a işte teslim oldu, kabul et şeklinde telkinlerde bulunması ve sonuçta Rusya'nın da artık bu savaşı bitirecek hamleyi ortaya koyması. Şimdi burada 5 rayondan çekileceği, 7 rayondan çekileceği konuşuluyor. Tabii Hanken ne olacak? Diğer Ermenistan'ın işgal altında bulunan noktalar ne olacak? Karabağ'ın genel statüsü ne olacak? Şimdi burada özellikle Rusya en başından beri sizle de hep konuştuk. Özellikle bu coğrafya Rusya'nın 17. yüzyıldan itibaren özellikle belki 18 Büyük Petrol döneminden itibaren imparatorluk stratejilerinde sıcak denizlere inme, Karadeniz'i kontrol etme, hatta Orta Doğu'da hakimiyet kurabilme, Doğu Akdeniz'e yer alabilme adına önemli bir köprübaşı. Dolayısıyla burada hiçbir zaman için bir milli bir Türk hakimiyetinin oluşmasını Ruslar geçmişte istememişlerdir. Ve tabii ki bugün de istemeyeceklerdir. Dolayısıyla Rusya masa kurulduğu zaman işte Karabağ 30 yıl önce bu işgal, 30 yıl süresince bu işgal devam etti. Dolayısıyla artık Karabağ Azerbaycan toprağıdır basit bir ifadeyle bence demeyecektir. Sonuçta burada ya Amerika ya Rusya araya girerek ve kendi toplayacakları diplomasi masasında bir çözüm modeli konuşacaklardı. Bu ilk Rusya'dan geldi ve özellikle Putin'in Kafkasya politikasında Putin'in ağırlığından daha çok benim gördüğüm Sovyetler Birliği'nden gelen ve Çarlık rejiminden gelen tabii ki bir Kızıl Ordu, yani ordunun ağırlığının olduğu bir Kafkas politikası dizayn ediliyor. Yani tam anlamıyla Putin'in kendi inisiyatifinde olan bir Kafkas politikası yok Rusya'da. Burada bir bölümü olduğunu ben Rusya'da görmekteyim aslında. Dolayısıyla Ruslar burada daha sert, daha keskin politikalarla devam edecektir. Ama sonuçta bizim buradaki amacımız Türkiye'nin özellikle masada bulunacağı çözüm modelinin Türkiye ile Azerbaycan'ın bölgesel çıkarları noktasında bir metne beraber imza atmaları. Şimdi Türkiye'nin olmadığı bir masada kesinlikle Türkiye'nin kabul etmeyeceği bir şekilde eğer dizayn olursa bu konuda biz kendi çekincemizi ortaya koyacağız. Aynı şekilde Türkiye'nin çıkarlarına uymayan bir metnin imzalanmaması durumunda aynı şekilde Türkiye gene burada ağırlığını koymalı. Mesela Türkiye'nin barış gücü konusu mesela benim çok kafamı karıştıran. Rusların barış gücü bana biraz işte ne bileyim Orta Doğu'daki Amerikan askeri gücü yani bir çekiç güç gibi orada bulunması. Barış gücü altında aslında Rus askerlerinin orada kalıcı hale gelmesi. Burada daha sonra o 5 sene sonrasında her şey düzene girdi. İşte Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bu Karabağ toprağı Azerbaycan toprağıdır diyecekler mi? Ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu tartışılmalı dendi. Yani dolayısıyla Minsk grubunun 3 daimi üyesi Amerika, Fransa ve Rusya'nın bugüne kadar 30 yıldır bu çözümsüzlüğe mahkum ettikleri Karabağ meselesi bence yeniden dizayn edilen Hazar diplomasi ve Hazar diplomasi masasında çok büyük bir argüman haline gelecek. Ama bu Büyük Orta Doğu projesiyle Amerika'nın, Rusya'nın Büyük Avrasya projesinin yine bir bilek güreşi alanı Karabağ üzerinden gerçekleşecek. Şimdi Amerika'nın özellikle Suriye'nin kuzeyinde kurmayı planladıkları PKK garnizon kukla devletin Doğu Akdeniz'e çıkışını sağlandıktan sonra hayali olarak daha sonra bunun Kuzey Irak sonrasında İran ve işte Karabağ meselesi üzerine benim en büyük çekincem bunu kullanarak İran'ın kuzeyinden bir bölünme Hazar'la birlikte Afganistan'a bağlamaya çalıştığı bir koridor şeyi var, stratejisi var. Bunun için de İran'ın kuzeyinin de muhakkak bir bölünme içerisinden geçmesi gerekiyor.
Şimdi bu mesele üzerinden İran'ın kuzeyinde bölünme senaryoları, o dediğim bir Kafkas Baharı süreci Amerika başlatmak isteyecek mi? Şimdi Biden seçildi. İşte Pompeo açıklamalar yaptı. Göreceğiz, bir ikinci Trump dönemi olabilir diyor. Tabii bu göreceğiz bunu 20 Ocak'a kadar, ama sonuçta Amerikan dış politikasında bir makas değişimi olmayacak. Ama ne olursa olsun bugün Azerbaycan ordusu rüştünü ispat etti ve Azerbaycan ordusu haklı ilerleyişinin ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. Ama yine işte o Bosna geliyor gözümün önüne benim. Tam Bosnalı güçler, Bosnalı kardeşlerimiz hakimiyet kuracakken tam olarak topyekün bir mücadele başlattığında Dayton Anlaşması'nın Amerika araya girdiği bir ateşkes süreci başlattı. Yani burada yarın bir gün Birleşmiş Milletler askerleri gelip Rus askerleriyle beraber bir tampon bölge oluşturup Karabağ'ın nasıl bir statüs haline almasını gelecek. Yani şu hesaplar sorulmuyor Nevra Hanım. Ermenistan ordusunun ön cephesinde savaşan PYD'li, PKK'lı teröristler Azerbaycan sivil noktalarına bombalar, kurşunlar yağdırırken bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nerede? Amerika nerede? Rusya nerede? Minsk grubu nerede? Bunların hesabı sorulacak demiyor kimse. Anlaşma olana kadar Gidecek. hiçbirinin sesini duymadık zaten. Şimdi Birleşmiş Yani Milletler'in en şimdi azından bu geçiş sürecinde, yerleşim sürecinde bir destek olacağı belirtilmiş ama. kesinlikle, ve biz bunu zaten Suriye'nin kuzeyinde aynı şekilde Ermeni Asala örgütü mensubu teröristlerin PKK ile PYD ile kol kola girerek bize karşı savaşırken kimse aslında sesini çıkarmadı. Yani benim korkum şu, tekrar başka bir çekincem ortaya koyuyorum. Orta Doğu'da dizayn edilen, bugüne kadar işte 90'lı yıllardan itibaren bugüne kadar dizayn edilen bu parçalanma ve özellikle bir işte Kandil üzerinden yönetilen bir terör politikası devlet eliyle, bunun bir benzeri acaba Kafkasya coğrafyasında planlanıyor mu? Belki çok ince düşünüyorum, ama özellikle Türkiye Cumhuriyeti zaten başından beri ne kadar biz Orta Doğu'da varsak ve haklıysak, aynı şekilde Kafkasya coğrafyasında da Türkiye Cumhuriyeti hakları vardır ki Türkiye'nin 1920 Kars Anlaşması ile Nahçıvan üzerinde bir garantörlük hakkı var. Aynı şekilde Karabağ üzerinde de dolaylı yoldan bir garantörlük hakkı var. Yani Türkiye bugün Kafkasya coğrafyasının sınır ötesinde bir böyle bir eğer terör oluşumunu hissederse, aynı şekilde buraya da kara harekat yapma konusunda, sınır ötesi harekat yapma konusunda çekince geri durmayacaktır. Diğeri de bizim çok kritik bir anlaşma, 2010 yılında Azerbaycan'la yapmış olduğumuz ve Birleşmiş Milletler'in 51. yani meşru müdafaa hakkını iki devletin ortak kullanabileceği bir anlaşma metni. Yani Azerbaycan'a bir saldırı olursa Türkiye bu saldırıyı kendisine yapmış gibi farz edip Azerbaycan'ın yanında tek ordu ve tek devlet şeklinde mücadelesini sürdürecektir. Yani burada milli bir blok oluşturmamız yolunda çok büyük bir şans elde ettik. İlave anlaşmalara da ihtiyaç duyulabilir diyorsunuz, değil mi? Doğru anlıyorum. Tabii. Nevra Hanım, zaten mücadele şimdi başlıyor. Benim en ilk günden beri size de defalarca program yaptık. Azerbaycan ordusunun Ermenistan'da, özür dilerim, Karabağ'da ilerleyişi hususunda benim en ufak bir çekincem olmadı. Yani ve alacaktık da, Karabağ tekrar Türk toprağı olacakken kritik noktada araya girmesi Rusya'nın ve özellikle bu sağlanan organik koridorun Rus birlikleri tarafından, federal güçler tarafından kontrol edilmesi bence burada benim rahatsız olduğum bir nokta. Çünkü burası milli bir koridorsa burayı milli güç unsurları kontrol etmeli. Ama Türk askerinin bu barış gücünün de değil de işte Azerbaycan toprağında Azerbaycan'la beraber bir gözlem evinin kurulması ve buradaki ateşkes sürecinin kontrol etmesi şeklinde de bir teklif ortaya sunuluyor. Fakat şu bir gerçekti, Rusya'nın kuracağı diplomasi masası Rusların çıkarlarına uygun şekilde bir dizaynı olacağını söylememiz gerekiyor. Çünkü artık Rusya o büyük Avrasyacılık düşüncesinde Atlantikçilik himayesinden çıkmaya çalışan özellikle Avrupa devletleri, Almanya ve Rusya, özür dilerim, Almanya ve Fransa'yı da yanına alacak şekilde büyük bir aslında oluşum içerisine girmeye çalışıyor. Ve bugünkü o esas mücadelenin kalbi de bu Hazar coğrafyası ve Hazar'ın kalbi. Çünkü Amerika'da Hazar coğrafyasında kalıcı olmak istiyor. O size bahsetmiş olduğum işte koridoru sağlamak üzere bu Hazar'da da muhakkak kalıcı olmak zorunda. Ama ben tabii çok büyük bir aşama kaydettiğimizi düşünüyorum. 30 yıl sonra gelen özellikle toplum içinde bu motivasyonun sağlanması, insanların tek yürek olarak bir araya gelmesi, bizim işte geçmişte olduğumuz o milli mücadele dönemlerini hatırladığımızda 23'te ve o 1. Dünya Savaşı sonrası vermiş olduğumuz kurtuluş mücadelesi, Çanakkale ruhunun aynı şekilde Azerbaycan halkı içerisinde de, ordusu içerisinde de gördüğümüzü tabii hissetmek çok güzel duygulandırıcı. Dolayısıyla Türkiye'nin o Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 100 yıllık mücadelesinin artık bir başka cephesi Kafkas'ta diyebiliriz Nevra. YouTube kanalımıza abone olun.